Gönül çalabın tahtı, çalab gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıktı ise demiş Sultan Yunus Emre Hazretleri. Bunu tabi hep başkasının gönlünü yıkma açısından düşünüyoruz ama bugün şeyhimiz kendi gönlümüzü yıkma açısından bir de bize anlattıracak bugün. Bakalım öyle bir menba açtı şey efendi. Bakalım neler gelecek. Allah Subhanahu ve teala gönülü verdi de sana bu sana verdiği ikramların içerisindeki en büyüğü, en harikası, en müthişi, en kıymetlisi. Bunu anlamak için şu noktaya bakmak lazım ki benim nazargahım sizin dış görünüşleriniz değil, kalbinizdir. Onun için takvalı olun diye buyurması Rabbimizin. Dış görünüşün çünkü hakimi biz değiliz. Hükmedicisi biz değiliz. Kimisinin boyu uzun olur, kimisinin kısa, kimisi beyaz olur, kimisi kara. Buna sen hükmedemezsin. Allah nasıl verdiyse öyledir yani. Güç açısından da kimisi çok güçlü olur, kimisi zayıf olur. Buna da hükmedemezsin. Kimisinin kemikleri kalındır, kimisininki zayıftır. Ha, hükmedemediğin bir şeydeki üstünlük seni Allah'a yakın etmez. Onun için İslam'da ırkçılık yok, renk ayrımı yok. Bu tip şeyler yok. Neden? Kulun çünkü buna hükme geçmiyor ki. Aynı şekilde zenginlik ve fakirlikle de kul Allah'a yakın olmaz. Çünkü ona da hükmedemez. Zahirde hükmediyor gibi gözükür ama değildir. Hepsi Allah'ın taksimatıyladır. İnsanlar sebepler haline kapat... Vay ne kadar kurnaz adam, ne akıllı adam, ne çalışkan adam zengin oldu. Alakası yok. Ondan çok çok daha çalışkan, çok çok daha akıllı insanlar olur. Allah ona ikram etmemiştir. O kapıyı açmamıştır. Ona nasip etmemiştir. Olmaz yani. Nice fakirler ne projelerle bu hayatı <laughs> terk edip gitmiştir yani. Adamda ne projeler vardır ya. Yapabilecek yani. Hatta ve hatta düşünün. Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin projeleri şu an uyguluyorlar. Bak düşün o hakan olduğu halde, padişah olduğu halde ona nasip olmamış o projeleri yapmak. Bugüne nasip oldu yani. Bunun gibi daha nice nice şeyler. Adam bakıyorsunuz hiç salahiyeti yok karşıdan göz, gözüktüğü zaman bakıyorsun Allah açıyor. Adam zengin oluyor gidiyor yani. Biz bunlara hükmedemediğimiz için bunlarla üstünlük sağlanmaz. Hükmedebildiğin şeylerde. Onun için ne diyor? Allah Subhanahu ve teala, estağfirullah, bismillah. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz, en kıymetliniz, en takvalı olanınızdır. En takvalı olan neden? Takva ipine sarılmak. Onu istemek, he, o sende. İstediğin kadar, gayret ettiğin kadar, yoluna düştüğün kadar. Allah ikram ediyor Celle Celaluhu. Onun için burada üstünlük kabul edilir yani. Şimdi Sultan Yunus Emre Hazretleri buyuruyor. He, madem anlıyoruz ki en kıymetli cevherimiz Allah'ın bize verdiği kalbimiz, gönlümüz değil mi? Allah'ın nazargahı orası çünkü Allah dışlara bakmıyor. Dışlar ki nedir? Fani olan bedendir, tendir. Yok olup gidecek, toprak olup gidecek. Ölmeyecek olan ne? Ruhtur, candır, kalptir, gönüldür ölmeyecek olan en kıymetli. Allahu Teala faniye önem vermez, ebedi olan önem verir. Çünkü Allah ebedidir. Bu noktaları sağlam bir şekilde kalbimize oturttuktan sonra he, o zaman bu söze geri dönüyoruz. Gönül çalabın tahtı. Bak ne diyor? Çalap Allah demek. Eski Türkçeden. Gönül çalabın tahtı. İnsanın gönlü Allah'ın tahtıdır nazargahıdır. Tecelli eder. Tecellisiyle harekete geçirir kalbi. Gönlün içinde o hareket ettiremediğin, faaliyete geçiremediğin bir takım kuvvetler var. O kuvvetleri biz bu manevi yolda gaflet perdesini yırtabilirsek tecelliyi daha çok alacağız kalbimize. O tecelli daha çok düştükçe harekete geçirecek. Aynı elektriği verdiğin gibi yani. Fakat o kalpte yani elektrik şey olarak, ee, Derece olarak değişiyor. Yüzde onluk veya yüzde birlik bir elektrik verdiğin zaman belirli fonksiyonları çalıştırıyor. Jeneratör kullandınız mı bilmiyorum. Jeneratörün zayıf kuvvet verdiği an var, güçlü kuvvet verdiği an var. Zayıf kuvvet verdiği an ne var, bu lambaları çalıştırır. Ama fırını çalıştırmaz. Çok elektrik çekenleri çalıştırmaz yani. Bizim kalbimiz de öyle. Gaflet perdesini eğer az yırtarsan tecelli sana yüzde bir şekilde geliyor. Onun için kalbin fonksiyonlarının yüzde biri çalışıyor. Yüzde biri çalıştığı zaman insan geçmişteki yaşadığı bazı şeylerin çözmeye başlar. Yüzde on olduğu zaman ya da yüzde daha ilerlere gittiği zaman zamanındaki mevzuları çözmeye başlar. Hakikatini görmeye başlar yani daha yükseklere çıktığı zaman ki ona feraset deniyor o zaman geçmiş ve geleceğe hak nazarıyla baktığından dolayı hepsini çözmeye başlar. Allah çözdürdüğü kadar yani celle celaluhu. Onun için bakıyorsunuz bizden 700 sene önce yaşamış bir evliya bugün olanları teker teker bize anlatıyor. Şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Senesini bile verenler var yani. Bu kalp ezele bakan yönü de var ebede bakan yönü de var. Çünkü o Allah'ın nazargahı. Allah'a olan nispetinden dolayıdır bu kuvvet.